Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Yoğun bir okul gününün ardından yine bir aradayız. İçerideki 197 kişi var arkadaşlar. Şimdi 297'de kalalım. Evet. Ceyda hocama dünden sorular gelmeye devam eder. Ceyda hocam, bize Ceyda hocama yönelik de mail gönderirseniz eğer biz hocamıza iletiriz. Hocamızın cevaplaması ve sizlere ulaşmakta da yardımcı olmaya çalışırız. Aracı olmaya çalışırız. Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam bizlerin seminer döneminde sizleri desteklemek için hazırladığımız eğitim serisinin ikincisiyle bir aradayız. Mehtap Kılıç hocamız kendi alanında oldukça deneyimli. Daha önce bu eğitimleri hem kendisi deneyimleyen hem de eğitmen olarak da sahada öğretmenlerle buluşan bir öğretmenimiz. Webiki araçları tanıtımı. Genel olarak bazen hangi Webiki araçları nerede işe yarar diyebiliyoruz. Bu sorularımızın hepsine Mehtap hocam bu akşam cevap bulmaya çalışacak. Bizler de kendisine destek olacağız. Sesiniz gelmiyor yazısı görüyorum. Arkadaşlar, sesimizi alabilenler checkbox kısmına artı yazabilir mi? Acaba bu genel bir sorun mu yoksa özelde bir sorun mu, anlamaya çalışalım. Evet. Sanırım özel bir sorun değerli arkadaşlar. Tekrar çıkıp girmeyi önerebiliriz. Biraz yoğun bir akşam. Yine açılışa rakamlarla başlamak istiyoruz. YouTube'dan bizi izleyen bütün arkadaşlarımıza da selamlar bu arada. Hızla YouTube linklerini paylaştık ve hızla YouTube'daki arkadaşlarımız da link aracılığıyla yayınımıza katılıyorlar. Bizler bu eğitimleri planlarken yoğun bir başvuru bekliyorduk. Çünkü sizlere sorarak, sizlerden gelen dönütlerden yola çıkarak biz bu eğitimleri planladık, hazırladık. Yine de beklediğimizin çok üstünde bir talep geldi. Bu bizi çok çok mutlu etti. Defalarca kez teşekkür ediyoruz size bundan dolayı. Eğitim haftamız için talep sayısı 2121, en son elde ettiğimiz rakam. Bu akşam Mehtap hocamızın bu eğitimi içinde 1905 başvuru var. Elbette takdir edersiniz ki Zoom bize 300 kişilik bir katılım hakkı veriyor. İşte tam da bu noktada YouTube imdadımıza yetişiyor. YouTube'da katılan, sonuna kadar izleyen ve aynen Zoom'daki gibi linke tıklayan veya QR kodu okutan bütün arkadaşlarımıza eğitim katılım sertifikasını gönderiyor olacağız. Yine sizin oradaki sorularınızı yayına iletiyoruz, notlar alıyoruz. Bizler Kocaeli Arge ekibi olarak YouTube'u yakından takip ediyoruz. Oradaki her sorunuza cevap vermeye çalışacağız. Sadece sunu paylaşma özelliğinden dolayı merkez üssü olarak Zoom'u kullanacağız. İl dışından katılan arkadaşlarımız var. Bu da bizi çok memnun ediyor. Bizler öğretmeniz, Türkiye'de Türk bayrağının dalgalandığı her yer bizim için bizim memleketimiz. Bu nedenle nereden olursa olsun gerek Kocaeli, gerek Türkiye'nin dört bir tarafından bütün öğretmenlerimizin katılımı, talebi bizi çok memnun ediyor, çok motive ediyor. Bunu da belirtmek isteriz. Değerli hocam, Mehtap hocam, sözü yavaşça size bırakmak istiyoruz. Eğer hazırsanız. Mehtap hocam, sesimizi duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum sayın hocam. Harika. Mehtap hocam, öncelikle çok teşekkür ederiz eğitim davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Burada olmak bir onurdur. Artık sözü size bırakalım isterseniz. Şu dakikadan sonra bizler burada sizi eğitimde arka plandan desteklemek için hepimiz bütün ekip olarak buradayız. Keyifle izleyeceğiz. İyi eğitimler diliyoruz.
Çok teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, ismim Mehtap Kılıç. Bugün sizlerle ve bitki araçları hakkında konuşacağız. Sağlık en kıymetli hazinemizdir. Öncelikle hepinize sağlıklı günler diliyorum. Zamansa paha biçilemez bir değerdir. Geçenlerde göreceli olduğunu okudum. Eğer bulunduğunuz anı seviyorsanız geçermiş. Sıkılıyorsanız bir faydalı olan yeni araçlar öğrendiğiniz eğitim olur. Zoom'da ve YouTube'da sürçülisan edersem lütfen şimdiden affola. Şu an burada böyle elit bir grubun karşısında olmak bir onur ve gerçekten çok güzel. Bu heyecanı bize veren, bu fırsatı bize veren Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Sayın Mustafa Doğan, Sayın Sinan Sarı, Sayın Volkan Özgör ve Seyhan Hanım'a, beni her daim destekleyen Şehit Polis Volkan Sabah İlkokulu İdareci öğretmenlerine sonsuz teşekkürler ediyorum. İzninizle. Önce eğer şöyle bir iki dakikanızı bana ayırırsanız, ben böyle bir iki sunum geçene kadar Menti aracı kullanmayı biliyor musunuz bilmiyorum. Google'a Menti yazıp hiç bugüne kadar uzaktan eğitim ve B2 araçları kullanıp kullanmadığınızı benimle evet hayır şeklinde paylaşabilirseniz çok sevinirim. 70, 65, 86 ve 4 numaramız. Google'a Menti yazıyoruz. 70, 65, 86 ve 4 numaralı aracımıza giriyoruz. Evet, iki kişi girmiş bile harika. Şöyle ben de güncelleyeyim. Kısa bir süre bekleyelim ve bir araçları hakkında bugün konuşacağız. Birlikte 70, 65, 86 ve 4. Şimdi değerli arkadaşlar, tek başına teknoloji öğrenci başarısını arttırmaz. Asıl çözüm ise öğrenme problemlerini çözmek üzere teknolojiyi araç olarak kullanan harika öğretmenlerdir demiş Ayşegül Liman Kaba. Kesinlikle kendisine katılıyorum. Ve iki araçlarının şöyle bir sizler Menti yaparken Menti'yi tekrar hatırlatayım. 70, 65, 86 ve 4. Sizler ve iki araçlarında Menti yaparken ben de kısaca ve iki araçlarının tarihini değineyim. Web 1, Web 2, Web 3 ve Web 4 olarak adlandırılıyorlar. Web 1 sadece okunabilen ortamlar sunuyor. Bilgiye erişim ve bulma amaçlı kullanılıyor. Okul web sayfalarımız bunlara örnek olarak verilebilir. Web 2 birazdan ayrıntılı olarak göreceğimiz işbirlikçi, iletişimi geliştiren interaktif araçlardır. Web 3 ise kullanıcı tarafından sağlanan, içeriğin arama motorları tarafından anlamlandırılması, kullanıcının özel ihtiyaçlarına uygun bir şekilde sunması anlamına gelmektedir ve semantik web olarak adlandırılmaktadır. Web 4 ise arkadaşlar yapay zeka, Siri, kodlama demektir ve bence gelecek demektir. Önümüzde Web 4'te var. Şu an bir saniye. Web 2 araçları ne demek? Web 2 araçları kullanıcıların da içerik geliştirebildiği, birbirleriyle işbirliği yapabildiği, kullanıcılar arasında bilgi ve fikir alışverişini destekleyen İkinci kuşak, birincisi Web 1'di. Web platformu olarak tanımlanmaktadır. Katkıları neler? Şimdi burada üç tane kelime duyacağız ve inanın bütün webinar boyunca bunları sık sık duyacağız. Bir defa interaktiftir, işbirlikçidir ve iletişim özelliği vardır. İşte bu özellikle COVID-19 sürecinde online eğitimlerde bizlere destek olacaktır. Web 2 araçlarının faydaları nelerdir derseniz, az önce de söylemiştim, bu üç kelime sihirli kelime. Etkileşim, işbirliği ve iletişimi sağlar. Bilgi ve içerik oluşturmayı mümkün kılar. Kullanımları hem kolay hem de esnektir. Öğrencilerin hem yazma hem de öğrenme süreçlerinde teknoloji becerilerini geliştirmeyi mümkün kılar. Yani öğrencilere balık tutmayı öğretiyoruz arkadaşlar. Öğrenciler işbirliği yaparlar. Bu araçlarla öğretmen mesafeyi de azaltır ve daha iyi bir işbirliği sağlar. Yine sihirli kelime. Web 2 araçlarının faydaları nelerdir? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz COVID sürecinden beri okullara gidemiyoruz ve artık diyoruz ki okul ve sınıf her yerde.
İşte online eğitimlerde de Web2 araçları bize bu konuda destek oluyor. Kimi sanal sınıf turları yapabiliyoruz, kimi sanal sergiler yapabiliyoruz. Kimi de okulun duvarları yerine yaptığımız araç gereçleri, Padlet, Linoid gibi araçlarda paylaşabiliyoruz. Bizlere inanılmaz zaman kazandırıyor. Günceller. İçerikleri sürekli güncelleniyor. Onlarca, yüzlerce Web2 aracımız var ve hangisini istiyorsanız kullanabiliyorsunuz. Online eğitimlerde biliyorsunuz değerlendirme zorluğu var. Ve sizler Web2 araçlarıyla eğitimi verdikten sonra çok rahat değerlendirme yapabiliyorsunuz. Neler neler yapabiliriz peki başka? Facebook, Twitter, LinkedIn gibi sosyal ağlar kullanabiliriz. Online içerik yazabilir, gönderebilir. Anketler, quizler yazabilir, bloglar yapabilir, web sayfaları açabilir. Sunular, farklı çalışmalar paylaşabilir. Ve öğrencilerimizle işte seçerken dikkat etmemiz gereken bazı özellikler var. Seçilen araçlar ve erişilebilir olmalıdır. Diyelim ki sadece iPhone'da çalışıyor. Bu yüzden öğrenciler, iPhone'u olmayan öğrenciler bu öğrencilerin erişebileceği araçlar kullanabilmeli. Öğretmen dersinde kullanacağı teknolojiyi dikkatlice seçmeli. Kazanıma uygun olarak gereken dozda kullanmalıdır. Yani siz sınıfta sürekli etkinlik yapmıyorsunuz. Nasıl sınıfta bir planlama yapıyorsanız Web2 araçlarında da planlama dahilinde kullanmalısınız. Ve öğrencilerin bu aracı kullanmaya yönelik hazır bulmuşluluk düzeyleri göz önünde mutlaka bulundurulmalıdır. Teknoloji kullanarak yapılacak etkinlikler öğrenme çıktılarına uygun planlanmalıdır. Ve bu etkinlikler uygulamaya yönelik aktif öğrenme çerçevesinde yapılandırılmalıdır. Eğitiminin projelerinde de bu böyledir. Projenin müfredata entegrasyonu vardır. İşte Web2 araçlarını da kullanırken müfredata entegrasyon yapmalıyız. Örnek verelim. Etkileşim alanında neler kullanabiliriz? Biliyorsunuz bir telafi sürecimiz var. İşte bu telafi sürecinde öğrencileri, tabii ki de öğrencilerimizle görüşüyoruz, hal hatır soruyoruz. Ancak öğrencilerin şu an hazır bulmuşluk düzeyleri hakkında bir bilgimiz yok. İşte burada anket araçlarından faydalanabiliriz. Çocuklara konular hakkında sorular sorabilir, onların aldıkları dönütleri ya da kelime bulutlarıyla öğrencilerin ne düzeyde olduğunu görebiliriz. Çok güzel, öğrencilerin düzeyini gördük, dersimizi anlattık. Kahoot, Quizizz, ClassTools gibi Web2 araçlarıyla öğrencilerimizin oyunlaştırarak değerlendirmesini sağlayabiliriz. Öğrencilerimiz çok güzel çalışmalar yaptılar. Az önce de söylediğimiz gibi bu çalışmaları Padlet'te, Trello'da, PinUp'ta öğrencilerimizle paylaşabiliriz. Ve dün Ceyda öğretmenimin çok güzel anlattığı gibi Google Classroom, ClassDojo gibi etkileşimli sınıflarla da derslerimizi daha da güzel pekiştirebiliriz. Düşünün, Çanakkale türküsünü öğretiyorsunuz ya da başkentinizden söz ediyorsunuz. Arkanızdaki fonda Çanakkale geçiyor ya da Anıtkabir'i görüyorsunuz, Ankara'yı tanıtıyor. İşte yeşil ekranla bunları yapabilirsiniz. Ya da bir önünüzde bir tane elektrik resmi var. Bir ampul resmi var. Üzerinde bir sürü rengarenk pullar var. Öğrenciler bu ışıklı pulların ne işe yaradığını merak ediyorlar. Alın size interaktif posterler, sunumlar ve videolar. Öğrencilerin gerçekten çok ilgisini çeken, özellikle online eğitimlerde dikkatini toplamasını sağlayan aktiviteler oluyor. Edpuzzle var, Chatterpix, Animaker ve Polton'da video düzenleme araçlarımız bizim. Şimdi benim bir öğrencim, konumuz arkadaşlar bizim şeydir. Nedir adı? Elektronik eşyalar. Evimizde kullandığımız elektronik eşyalar nelerdir? Bununla ilgili dedim ki sevgili çocuklar beraber bana Chatterpix'te bir hazırlık yapın. Bir tane size örnek göstermek istiyorum. Bakalım neler yapmışlar. Şöyle gelelim masa üstüne. Ekranı görebiliyor muyuz? Evet, öğrenciler internetten izledikleri ya da birlikte
resimlerini, evde resimlerini çektikleri araçların bizlerle paylaşımını yaptılar ve kendileri seslendirdiler. Çok güzel bir şekilde öğrencilerimizin yaptığı çalışmaları düzenledik. Harika bir eğitim materyalimiz oldu. Evet. Ve üstelik hepsi bu aktiviteye, çocukların oyun oynadığı, oynayarak da öğrendiği bir aktivite oldu. Nasıl bir ders işlemeliyiz online eğitimlerde? İletişim ve işbirliği olmalı. Öğretmenin, öğrencinin yaratıcılığı olmalı. Kritik düşünme, günümüz araçlarının kullanıldığı, ders çıktısının, gözlemin, değerlendirmenin, geri dönüklerin oldu. Ama daha da önemlisi, öğretmenin rehberlik ve koçluk yaptı. Artık sanıyorum çok uzun yıllar önceydi, çiçek olun çocuklar deyip öğrencilerin kollarını bağladığımız ve sınıfımız hep sessiz olduğu durumlar. Şimdi öğrencilerin aktif olduğu, kendi ayaklarının üzerinde durduğu, özerk olduğu dersleri hep birlikte tercih ediyoruz. Uzaktan eğitim sürecinde internette bulduğum bir eğitimle karşılaştığım bir ders örneğini birlikte inceleyelim. Isındırma örneği var. 5 dakika diyorum. Ben bununla ilgili oyunlaştırma diye bir eğitime katılmıştım. Yine bizlerin için düzenlenmiş olan Kocaeli Milli Eğitim'in eğitimlerinden. Bu 5 dakikalık sürecin 3 dakikasında şöyle bir şey yapıyorum. Çok basit bir örnek. Çocuklar evde A harfiyle başlayan ne varsa toplayın gelin. Kronometre başladı diyoruz. Ve öğrenciler koşarak evde ne varsa 2 dakika içerisinde toplayıp geliyorlar. Bir bakıyorsunuz bir tanesi boyu kadar abajuru almış. Ötekisi ayakkabıları toplayıp gelmiş. Ve biz bu süreçte hem çocukları derse hazırlıyoruz, hem hareket etmelerini sağlıyoruz, hem de konuya göre onları ısındırıyoruz. 10 dakika kadar yeni konunuzu anlattınız, işte uygulamanızı yaptırdınız, bu uygulamaları Padlet'te sergilediniz ve işte Kahoot'tur, Quizizz'dir bunlarla geri dönüşümü yaptıktan sonra 5 dakikalık bir süreçte de çocuklarla işte sizce ders nasıldı, daha nasıl işlenebilirdi gibi sohbetle bitirebiliriz. Şimdi Türkçe dersi için ilk sizlerle bebikki aracımı paylaşacağım. Bunun adı FableMent. FableMent adından da anlaşılacağı gibi işbirlikçi bir masal yazma aracı. Siteyi açtıktan sonra, şöyle göstereyim ben size, birazdan uygulamalı da göstereceğiz. Siteyi açtıktan sonra arkadaşlar karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Google'a girebilirsiniz, Facebook'a girebilirsiniz ya da kullanıcı adı, e-mail, şifreyle girebilirsiniz. Daha sonra, girdikten sonra onay mailinizi alıyorsunuz ve karşınıza yine şöyle bir ekran çıkıyor. Ve bu ekranda, şurada bir artı işareti var görüyorsunuz. Buna tıkladığınız zaman karşımıza tam 16 sayfalık bir eğitim çıkıyor. İnanın hiç kimseye gerek yok. Eğitim o kadar güzel size anlatıyor ki, yandaki düğmelerin ne işe yaradığını, tabii sayfa İngilizce fakat hepinizin bildiği gibi masum sağ taşına tıklarsanız Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz. Ben de bu şekilde yararlanıyorum. Size tek tek yandaki düğmelerin ne işe yaradığını, nasıl etkinlik yapacağınızı, bu etkinliği nasıl isimlendireceğinizi, nasıl paylaşacağınızı 16 sayfalık bir Türkçe açıklamayla gösteriyor gördüğünüz gibi. Öğrencilere kullanıcı adı ve şifre verip onlar da girebiliyorsunuz. Biz mesela ne yapacağız? Bir örnek vereyim. Ben de bununla yeni tanıştım. Mavi kısımlara yazabiliyorsunuz. Tekrar şimdi paylaşımı bir durdurayım. Evet. Ve sizinle hemen ekranımıza gelelim. Fable aracımızın bulunduğu yere. Evet. Az önce gördüğünüz gibi burada sayfalarınız var. İlk sayfa, metin sayfası, resim sayfası. Öğrencileriniz girebilirler. Bakın burada isimler yazmışlar mesela. Önce hikaye başlık veriyorsunuz. Zıtlıklar. Şu şekilde tıklıyorsunuz. Siz buradan hikayenin kaç tane, şu kısmın kaç tane olmasını istiyorsanız şuradaki bakın artı işaretine tıklıyorsunuz. 2 olsun, 3 bölüm olsun, giriş bölümü 4 bölüm olsun derseniz burası 4 bölüm oluyor. Bakın 4 tane geliyor. Her defasında yenilerini ekleyip öğrencilerinize paylaşabiliyorsunuz. Ben şu an basit oluşturmak için birer tane yaptım. Hikayemizde işte zıtlıklar olsun. Bugün öğrencilere zıt anlamlı kelimeleri öğreteceğim. Öğrencimizin ben giriş cümlesini yazdım. O gün Ayşe siyah beyaz giymiş. Hemen Aslı geldi kullanıcı adıyla. Aşağı ve yukarıdan gelen sesler onu yormuştu. Dışarı çıkmaya karar verdi. İşte Ali geldi. Ali dedi ki genç yaşta herkes dışarıdaydı. Ece geldi.
Ece dedi ki, ben dedim mesela resim koymak istiyorum öğretmenim dedi. Siz resmi koydunuz. Bakın şu şekilde bunu yayınladığınız zaman dışarı çıkmaya karar verdi. Genç yaşta herkes dışarıdaydı. Ece'nin resmi geldi. En altta da hikayeyi bitirdiler. Covid var diye korkup hemen eve döndüm dedi. O kadar basit. Birinci sınıfın okuma yazma öğrendikten sonra bile kullanabileceği gayet basit bir araç. Şuradan şöyle alayım. Şuradan play kısmından baştan itibaren okuyabiliyorsunuz, kaydedebiliyorsunuz, beğenmediğiniz sayfayı silebiliyorsunuz. Eğer tıklarsanız şu şekilde renk değiştirebiliyorsunuz. Resim eklemek isterseniz resim sayfasına ekliyorsunuz ve yayınlıyorsunuz. Diyagramlar şeklinde ilerleyen çok ama çok kolay bir Türkçe aracı. Tabii başka şeylerde de kullanabilirsiniz. Sunuma geçiyorum. Böyle ara ara beni görüyorsunuz ama mecburen. Evet. İkinci aracımın adı ise arkadaşlar Apagraf. Size Evet, böyle tamam bir paragrafı ev. falan mı çağrıştırıyor bilmiyorum. Bana öyle bir çağrıştırma yaptı. Lazım mı değil mi? Paragraf gibi bir... Lazım değilse anlamak çıktı. Evet. Paragraf, apagraf ise arkadaşlar özlü söz yapan bir araç. Nasıl kullanıyoruz? Hemen bunun da linkini tıklayalım beraber. Şuradan açalım. Karşınıza böyle bir ekran gelecek. Kaydolmayabiliyorsunuz, kayıt da olabiliyorsunuz. Kullanımı bununla çok basit. Ben Türkçe dersinde veya poster hazırlamada projelerinizde de kullanabilirsiniz. Create Equator diyorsunuz. Buraya karşınıza yeni bir tane ekran geldi. Benim daha önce hazırladım. İşte öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Buraya yazdınız. Yeni bir tane oluşturalım. Bakayım şöyle. Apagraf'a girelim, deneyelim. Sıfırdan kabul edecek mi? Kabul etmiyor. Şöyle. Altta seçenekler var. Şablonun arkasını yapabiliyorsunuz. Bakın istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Şu şekilde bunu büyütebiliyorsunuz. Şu şekilde arka fonu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Mesela konumuz özdeyişler. Öğrencilere dediniz ki özdeyişleri açıklayalım. Gidin bana özdeyiş araştırın ve bununla ilgili bir pano yapın. Öğrenciler bununla ilgili pano yaptılar. Bu panonun ekran görüntüsünü alıp sadece küçük bir artı işaretini basarak Padlet'te paylaştılar. İşte sizin sınıf duvarınızda, öğrencilerinizle yaptığınız çok güzel bir çalışma yer alacaktır. Bununla ilgili örneklere de ulaşabilirsiniz. İstediğiniz yazıyı yazıp, başka bir özdeyiş olabilir, atasözü olabilir, sakla samanı gelir zamanı, işte Covid süreciyle ilgili sloganlar olabilir. Buradan seçtiğiniz bütün her şeyi yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bunu her derste kullanabilirsiniz. Çok da basit bir Webiki aracı. Üçüncü Webiki aracımız jeopardylabs.com. Şimdi bunu göstereyim ben size. Görebiliyor musunuz ekranı? Sanıyorum görünce. Ben bunu çok seviyorum. Bunun yarışmasını da çok severdim. Önce size tekrar böyle kullanımıyla ilgili bir bilgi verelim. Jeopardist.com'da Türkçe dersinde, fen bilgisi dersinde, hayat bilgisi dersinde her derste kullanabilirsiniz. Sizin hayal gücünüze kalmış. Linke tıkladığınızda önce neler olacağını görelim. Daha sonra birlikte nasıl yapılacağını bakalım. Karşınıza böyle bir ekran gelecek. Yine ister login'e giriş yapabilirsiniz Gmail'den. İsterseniz de direkt create deyip oluşturabiliyorsunuz ücretsiz. Oluşturduktan sonra sizden bir şifre oluşturmanızı istiyor. Bu şifreyi niçin istiyor? Aylar sonra tekrar bu çalışmayı mesela 3. sınıfta yapmıştınız. Çok hoşunuza gitti. Tekrar 3. sınıfa geldiğinizde bunu kullanmak istiyorsunuz. Bu şifreyi girdiğiniz zaman istediğiniz düzenlemeleri yapabiliyorsunuz. Şifre bunun için lazım. Karşınıza bir başlık yeri ve kategoriler çıkıyor. Ve siz istediğiniz konu hakkında yazı yazabiliyorsunuz. Mesela bugünkü eğitimimiz, eğitiminin Kocaeli başlığını yazdık. Kategorilere sunum araçları, poster araçları, oyun araçları, video araçları, anket araçları yazdık. Soru oluşturuyor. Sunuma geldim. Aşağıdaki işte cevap priziymiş. Doğru cevabı buraya yazıyorum. Continue diyorum. Bakın buraya geldi.
Şimdi başka bir soru oluşturuyorum. Bu şekilde bütün alanları doldurabiliyorsunuz. Alanlardan çıkarma yapabiliyorsunuz. Ancak ekleme yaptığınızda sanıyorum ücret istiyor. Resim eklediğinizde ücret istiyor. Sadece soru cevap şeklinde yapabiliyorsunuz. Bu oyunu kaç kişi oynayacak? Şimdi bunda şuna karar veriyorsunuz. Mesela ben bunu aileye ödev veriyorsam 3 kişilik yapıyorum. Anne, baba, çocuk diye düşünüyorum. Ama sınıfta online bir eğitimde bunu yapacaksam sınıfım 27 kişi ise 3'er 3'er paylaştırıyorum 9 kişi oynuyor. Sizlerle beraber yaptığım bir oyunu görelim. Şöyle. Bağlantıyı aç diyelim. Hemen açıyorum. Sizi bekletmeyeceğim. Evet. Bakın Türkçeden 3 kişilik bir oyun yaptım. He? Oyunum Türkçe ile ilgili. Yazım yanlışlığı, noktalama Mehtap işareti. Mehtap Hocam. Evet. Evet. Çok özür dileyerek size bir nefes alma arası tanıyabilir misiniz? Tabii ki de. Sayın Müdürüm Fehmi Razim Çelik, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürümüz şu anda yayınımıza konuk oldular. Sayın Müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Merhabalar, nasılsınız arkadaşlar? Hoş geldiniz. Size sağlık, sıhhat diliyorum. Gayet kalabalık bir kitleyle başladık hocam. Yeni eğitim öğretim yılının ilimize, ülkemize, hepimize hayırlara vesile olsun inşallah. Bu yeni eğitim öğretim yılı içerisinde de bizim öğretmen eğitimlerimiz de hepinize hayırlı olsun. Mehtap Hanım, size de teşekkür ediyorum ayrıca katkılarınız için ve Seyhan Hanım, size de katılan tüm arkadaşlara da tebrik ediyorum. Şu anda 300-500 kişi bizi izliyor. Eğitimler güzel gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Kocaeli'nin eğitimine hepinizin çok büyük katkıları var. Onun için ben tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Kocaeli eğitimi eğer bugün bu aşamadaysa, bu zirvedeyse, geldiğimiz noktada Türkiye'nin parlayan yıldızıysa, bunda tabii tüm öğretmenlerimizin katkısı çok büyük. Onun için ben tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Herkese sağlık diliyorum, başarı diliyorum. Biz bir kocaman bir aileyiz ve her birimiz ailenin fertleridir. Bir tanenizin tırnağının ağarması bizim kalbimizde hissedeceğimizi de bilmenizi istiyorum ayrıca. Teşekkür ederiz. Biz de bu eğitimler için gerçekten bizler için çok faydalı. Bu pandemi döneminde gerçekten bizler için çok faydalı olacak. Biz de katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Kocaeli için de güzel bir şey bence de. Çünkü il dışından da bir sürü kişi izliyor bu eğitimleri. Bununla da gerçekten bize gurur duyduk Sayın Müdürüm. Yani eğitimlerimizden memnunsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. He? Çok teşekkür ederim. O zaman durmak yok, devam. Kesinlikle, evet. Kesinlikle. Evet. Sayın Müdürüm, evet. Azerbaycan'dan tutun da Türkiye'nin dört bir tarafına şu anda büyük bir kitle var burada. Hem Kocaeli öğretmenlerimize hem de Türkiye'nin dört bir tarafından yurt dışına kadar ulaşan bir sesimiz var. Bu hocalarımıza neler söylemek istersiniz? Yani biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın bağlı olan öğretmenlerimiz veya yurt dışında olan öğretmenlerimiz, eğitim camiası, hepimiz bir aileyiz. Çünkü hepimizin uğraştığı çocuklarımızın geleceği, çocuklarımızı daha iyi geleceğe nasıl hazırlamamız gerektiği konusunda fikirler, bilgilerimizi yenilemek, yenilikleri takip etmek ve bunlar için de çocuklarımıza neler daha yapabiliriz konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda hem Türkiye'den hem yurt dışından bu bizim eğitimlerimize katılmaları bizi son derece memnun ediyor. Onları da ayrıca tebrik ediyorum. Türkiye'deki eğitimin OECD ülkeleri arasında hedeflediğimiz noktaya çıkmaları açısından yaptıkları katkılarından dolayı. Çünkü insanlar kendilerini yeniledikçe değişecektir. Sadece mezun olduğumuz veya gördüklerimizde değil, yenilikleri mutlaka takip etmemiz gerekiyor. Ve yeni bir şeyler öğrenmek gerekiyor. Yeni bir şeyler öğrenmek için de bu seminerlerin son derece faydalı olduğuna ben inanıyorum. O konuda da bizim buradaki Kocaeli Öğretmenler Platformu'ndaki arkadaşların ve bunları organize eden müdür yardımcısı arkadaşımıza ve moderatör Seyhan Hanım'a da ayrıca teşekkür ediyorum.
eğitimleri veren öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Ceyda Çelik'e, Mehtap Kılıç'a, Ebru Kalkavan'a, ondan sonra Şule Hanım'a, Şule Hanım da vardı. Evet, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizden bir isteğiniz olursa her zaman emrinize hazırız yani. Çok teşekkür ederiz. Yanımızda varlığınızı en başından beri hissediyoruz Sayın Müdürüm. Çok teşekkürler her şey için. Oldu. Devam. Biz takip ediyoruz sizi. Biz takipteyiz. Sizi çok seviyoruz hepinizi. Biz de sizi seviyoruz Sayın Müdürüm. İyi ki varsınız. Evet. Hadi hayırlı günler diliyorum. Sağlık diliyorum. Çok teşekkürler. Mehtap Hocam, bu güzel, keyifli arada sizi de bir soluklandırmış olduk. Şu anda enerji aldık Müdür Bey'den. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Müdürümüzün aslında vizyonu ve açtığı yolda biz bu eğitimleri planladık. Şöyle bir şey, şurada eksik var, buradan devam edin diye bize çalışma kapıları araladı. Hep hem yönetici eğitimleri hem bunlar hep o aralanan kapılardan çıkıyor. Bunun da ne kadar değerli olduğunu Mehtap Hocam siz de bilirsiniz. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun hocam, bizler not alarak büyük bir keyifle dinlemeye devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, nerede kalmıştık? Birlikte Türkçeden yaptığımız materyali izliyorduk. Öğrencilerimi evde yapmaları için ailelerine bir etkinlik hazırladım online eğitim sürecinde. Yazım yanlışı, noktalama işareti, eş anlamlı, zıt anlamlı, eş sesli kelimeler. Öğrenci anne, baba, çocuk olarak takımı yapıyor. Ve siz diyorsunuz ki işte sevgili anneciğim, babacığım, işte çocuk ya da çocuğa öncelik veriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben yazım yanlışından 300 puanlık soru istiyorum. Çocuk tıklıyor 300 puanlık soruyu. Atatürk Samsun'a çıktı cümlesinde hangi kelimede yazım yanlışı vardır? Şimdi anne cevabı veriyor, baba cevabı veriyor ve çocuk cevabı veriyor. En son cevap için uzun çubuğa veya şuradaki gördüğümüz space bar çubuğuna dokunduğunda Samsun'a derken gelen ek ayrılmalıdır yazıyor. İşte burada kim puan aldıysa ona artı puan ekliyorsunuz. İşte baba aldıysa birinci takım baba, işte anne ikinci sırada, çocuk üçüncü sırada puanlarını ekliyorsunuz. ESC'ye gelip tekrar başka soruya geçiyor. İşte eş anlamlı da 400 puanlık soru. Duyuru, delil kelimelerinin eş anlamlarını söyleyeyim. Veliler cevap veriyorlar, buna göre puanlamaları yapıyor. Ev içerisinde hem bilgilerini pekiştirdikleri hem de birlikte eğlenceli vakit geçirdikleri, verimli vakit geçirdikleri bir oyun hazırlıyorsunuz. İsterse bunu velilere öğretebilirsiniz. Onlar da yapabiliyorlar. Çok da hoş olduğuna dair dönütler aldık. Çocuklarla birlikte cevapları görüyorlar, öğreniyorlar, pekiştiriyorlar. Bunu öneriyorum. Yapımı dediğim gibi çok 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 basit. Sizler jeopardylabs.com'a geliyorsunuz ve create app jeopardy game diyorsunuz. Dediğim gibi bu şifre şu anlamda önemli. Mesela şifreniz 1, 2, 3, 4, 5. Yarın öbür gün bu etkinliğin siz bir düzenleme yapmak istediğinizde bu şifreyle girmeniz yeterli. Bakın şurada yaptıktan sonra edit göreceksiniz. Bitirdikten sonra, save, finish dedikten sonra. Bu editte istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Kategori mesela duyu organlarınız. Göz, başlık, duyu organları diyoruz. Ben bunları EBA'ya da yüklüyorum arkadaşlar. EBA'da da oynuyorlar. Kimlerin yapıp yapmadığını orada da görebiliyorum. Göz, kulak, burun bu şekilde yazdıktan sonra mesela diyorsunuz ki kulakla ilgili 100 puanlık soru. İşitme duyusu organımız nedir? Çocuk yazıyoruz. İşte cevabı yazıyoruz. Kulak. Böyle yanlış yazdığında da size uyarıyorlar. Devam ediyorum. İşte ikinci sorumuz. Kulağımız hastalandığında kime gidelim? Bu şekilde işte kulak doktoruna, KBB doktoruna gidebiliriz yazıyorsunuz. Bir başka soru, işte kulak sağlığımız için ne yapabiliriz? Bu şekilde oluşturduktan sonra save, finish diyorsunuz. Kaç kişi oynayacağını şuradan karar veriyorsunuz. 9 kişi, 8 kişilik bir takım diye. Ve start başladığında başlıyorsunuz. Bunu web sayfasına gömebiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz. Edit dediğinizde bir yerde hata yapmışsınız, yazım yanlışı yapmışsınız. İşte edit dediğinizde siz bu sayfadan çıktığınızda sizden o şifreyi istiyor. Eğer şifreyi yazarsanız hemen düzenlemede yapabiliyorsunuz. Kullanımı yine çok basit bir web iki aracı. Projelerinizde, derslerinizde aktif olarak da kullanabilirsiniz. Kesinlikle çocuklarla birkaç kere denedik.
Çok da seviyorlar. Özellikle sınıfta da yapınca. Bir diğer ve bir aracımıza geçiyorum. Bilmiyorum sizin de başınıza geldi mi? Benim bu pandemi döneminde öğrencilerimden, öğretmen arkadaşlar sürekli böyle sorular geldi. 3 armut 2 elma daha kaç yapar gibi. İşte bunun yapıldığı siteyi göstereceğim size. solvemoji.com sitesi. Bu siteye giriş yaptığımız zaman yine kullanımı çok basit. Bizde bugün her şey çok basit. solvemoji.com sitesine giriş yaptığınız zaman arkadaşlar karşınıza böyle bir ekran geliyor. Giriş yapmanızı öneririm. Çünkü neden? Bazen cevapları çözemediğiniz zaman site size cevapları sadece eğer giriş yaptıysanız izin veriyor. Ben giriyorum. Daha önce üye olmuştum. Ben şifreyi mi unuttum? Evet. Şifreyi unuttum büyük ihtimal. Bir daha bakayım. Sorun var. Yeniden üye olalım. Siz de öğrenin. Signalit Google diyebilirsiniz. Google uygulamanızda giriş yapıyorsunuz. Google'ınızı seçiyorsunuz. Ve çok şükür girdik. Şimdi karşınızda direkt zaten örnekler çıkıyor. Bakın şurada sınıf seviyeleri var. Junior ve standart var. Birinci sınıflar öğretmenisiniz. Birinci sınıfla çalışmak istiyorsunuz. Bir basamakta doğal sayılar. Öğrencilere bunu isterseniz online ID şifresini veriyorsunuz. Online oynuyorlar. İstiyorsanız bunu download yapabiliyorsunuz ve indirebiliyorsunuz. Öğrenciye seçiyorsunuz. Bu ID'deki bunu oynasın, bunu oynasın ve bunu oynasın. Hadi çocuklar bununla ilgili 3 tane bana cevap verin. Veya download deyip WhatsApp'tan paylaşabilirsiniz. Yine ebago.tr'deki ana sayfada öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz. Sorunun cevabını bulamadınız diyelim. Soru işaretine tıkladığınızda işte giriş yapmanın güzelliği bu. Size cevapları otomatik olarak gösteriyor. Şuradan download yapabiliyorsunuz bakın. Download yaptığınızda da bunu öğrenciyle paylaşabiliyorsunuz. Bunun sıkıntısı ne? Hazır şablonları kullanıyorsunuz. Kendiniz bayağı bir uğraştım. Kendim yapamıyorum anladığım kadarıyla. Buradaki hazır şablonları kullanarak istediğinizi seçebiliyorsunuz. Şöyle bir güzelliği var. Sadece küçük sınıflar için değil, liselerde de kullanabilirsiniz. Dördüncü sınıflarda da kullanabilirsiniz. Mesela üçüncü sınıfa geldiniz ya da dördüncü sınıfa geldiniz, dördüncü seviyeye geldiniz. Burada işlem önceliği var. İşte çarpma, toplama, çıkarma. Biraz daha büyük sınıflar için çalışıyorsunuz. İ eşittir, bir eşittir, İ, altı eşittir, V ise gibi. Çok güzel, çok genişletilmiş aktiviteler var. Matematik dersinde öğrenciler için online eğitimlerde de kullanabileceğiniz, hadi çocuklar şimdi biraz ısınalım dediğimiz ısınma kısmından bu tarz soruları sorup değerlendirebileceğiniz bir site olarak düşündüm ben. Bir başka sitemize geçelim. Bu da çok şeker bir site. Bununla da ben yeni tanıştım. Sizlerle tanıştıralım. Hemen. Şöyle. EduKendi arkadaşlar. Kendisi gibi rengarenk bir site. EduKendi.com sitesine giriş yapıyorsunuz. Ve bu siteye giriş yaptıktan sonra Google'dan giriş yapabilirsiniz. Girdiniz. Yine ister üyelik yapabilirsiniz, ister üyelik yapmayabilirsiniz. Ben üyelik yapmayı tercih ediyorum. Username, Mehtap Kılıç diyelim. Bakalım bu sefer şifrem olacak mı? Bu da olmazsa normal deneyeceğim. Evet, EduKendi direkt create yapabiliyorsunuz. Bakın create your first activity. Ha istiyor, evet mecbur istiyor, gireceğiz. Hatırlamıyorum. Şurayı Berkay yapalım. Şurayı da Mehtap Kiliç. Evet. Windows Live yapalım. Giriş yapıyoruz şu an. Register. Üye olduk.
Bize üyelik maili gelecek. Üyelik mailini onaylayalım. Hemen girelim. Beraber onaylayalım üyelik mailini. Aktif bir şekilde, hızlı bir şekilde. Mailimi açıyorum. Bakıyorum. Siz de beni görüyorsunuz değil mi şu an? Evet, EduKendi'den onay maili gelmiş. Hemen EduKendi'den mailimi onaylıyorum. Şöyle. Onaylayamıyorum. Sistemde hata veriyor. İnternette sorun var. Tekrar girmeyi deneyeyim ben. Özür diliyorum aksilik için. Evet. Şimdi deniyorum tekrar bakayım olacak mı arkadaşlar? Beş, dokuz daha, 14. Continue. Evet. Sorun var. Buna birazdan değineyim. Tekrar uğraşayım. Öbür webinar aracına geçeyim. Çok da seviyordum. Sizlerle paylaşmak çok güzel olacaktı. Diğer webinar aracımsa Hihaho. Adı gibi çok ilginç bir webinar aracı. Hihaho webinar aracı interaktif bir webinar aracımız. Sizlerle onu paylaşalım. İnşallah buna girebilirim. Çünkü ciddi anlamda şifrelerde sorun yaşıyorum bugün. Google'a geliyorsunuz. Hihaho yazıyoruz. Diyelim ki YouTube'da bir videoyu çok beğendiniz. Ya da kendiniz bir video hazırladınız. Ben bir tane video hazırladım. Sign in diyorsunuz. Giriş yapıyorsunuz. Gmail'inizle giriş yapabilirsiniz. E-mail adresinizle giriş yapabilirsiniz. Free kullanabilirsiniz. Ben Gmail'e giriş yapmayı tercih ediyorum. Şifreyi hatırlıyorumdur inşallah. Evet, süper. Şimdi ben diyelim ki YouTube'da bir tane araç var. Bunu çok beğendim. Kendim bir video hazırlamıştım arkadaşlar. Size açayım bu videoyu. Bir ders videosu. Öğrencilerle 3. sınıfta son dönemde online eğitim yaparken şöyle garanti alalım. Siz de görün. Şöyle bir video hazırladım. Ve bu videonun öğrencilerle interaktif bir şekilde işlenmesini istiyorum. Bu videonun herhangi bir video olabilir, herhangi başka bir siteden olabilir. Bu videonun yeniden uygulanmasını istiyorum. Niye? İnteraktif video dedim. Vimeo'dan, YouTube'dan, JV Player'dan, Qumu'dan, medya siteden, Kaltura'dan istediğinizden kullanabiliyorsunuz. Ben şu an YouTube'dan kullanıyorum. Videomu aldım. Şimdi hemen alta geldi. Add interaction, bunu interaktif hale getirmek istiyorum diyorum. Bakın video buraya geldi ve bu videonun yanında da neler yapabileceğini gösteren interaktif şekiller geldi. Soru sorabilirim. Biliyorsunuz bu sayfayı mouse'u sağ tuşuna tıklarsanız Türkçe diline çevirebiliyorsunuz. Soru sorabilirim. Ekranı durdurabilirim. Beğenmediğim bir yer varsa orayı izlemek istemiyorsam atlayabilirim. Metin ekleyip altta metni kaydırabilirim. Resim ekleyebilirim. Sıcak nokta ekleyebilirim. Biz şu an birkaçını yapalım. Şimdi hikayem başladı. Konuyu anlatıyorum. Bir tane ampul var. Çocuklara burada soruyorum. Çoktan seçmeli mi olsun? Evet, çoktan seçmeli olsun. Sorunuzu soruyorum. Sizce bu nedir?
Çocuk doğru cevabı buraya veriyorsunuz. Ampul. Tebrikler diyoruz yorum olarak. İstediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Yanlış cevapsa güneş. Bir daha düşünmek ister misiniz? Mesela geri dönüş olarak bunu söylüyorum. Ya da tekrar dene diyebilirsiniz. Ve kaydediyorum. Şu an sistem de buraya geldi. Soru geldi bakın. Doğru cevabı seçtiğiniz zaman size cevabı gösterecektir. Tebrikler diyecektir ve devam edebilirsiniz. Konuyu anlatıyor. Bakın bu neymiş? Bir asırlık ampulmüş. 117 yıldır yanan bir ampulmüş. Çocuklara bu konuda bilgiyi verdim. Çocuklar bunları okudular. Şimdi bakın videoda şu alanda konular anlatıyor. Ben bu konuları öğrencinin görmesini istemiyorum. Bir tane hikaye var, masal yazdık. O masala geçmesini istiyorum. Hemen atla diyorum. Bu bölümden sonra atla. Nereye atla? Bakın alta geldi. Nereye atlayacağım? Ta gidiyorum. Bakın ekranda, YouTube'dan. Şöyle gidelim. Yazdım. Resmebe ile yazdım. Bir hikaye var. Oraya geçsin istiyorum. Bu aradaki bilgiler beni ilgilendirmiyor. Evet, hikayeye geldim. Ben buraya atlasın istiyorum. Hikaye kaçıncı dakikada? 3.39. dakikada. Size şurada soruyor. Kaçıncı dakikaya atlasın? Ben diyorum ki 3.39. dakikaya atlasın. Kaydediyorum. Şu an burada bunu dinlediği zaman artık buraya atlayacak. Şimdi bu hikayede şuraya dikkat çekmek istiyorum. Bakın şurada vurgulamak var. Ben şu özellikle çocuğun adının olduğu resmede kısmına dikkat etmek istiyorum. Hemen burayı vurguluyorum öğrenci. Şöyle alıyorum. İsterseniz arka planı şu şekilde karartabilirsiniz tamamen ya da böyle şeffaf kalması daha tercih edilir. Hani çocuk ilgiyi kaybetmez. Bunun süresine devam edebilirsiniz. Ne kadar karar verebilirsiniz? Ne kadar bu kalsın böyle? Şu şekilde küçültebilirsiniz ya da büyütebilirsiniz. Bakın bu da böyle gitti. Evet bitti. Şimdi bu sefer şuraya dikkat çekmek istiyorum. Kaydettim bunu. Bu sefer diyorum ki buraya bir sıcak nokta koyalım. Çocuk buna dikkat etsin. Şurası bakın Çanak ve Kale var. İlin adı Çanak Kale. Ne yazsın buraya tıklayınca? Bu ilin adını bulabilecek misin? Buradan da yine interaktif bir video hazırlamış oldum şu an. Bağlantı ekleyebilirsiniz. İstediğiniz bir yeri yakınlaştırabilirsiniz. Dediğim gibi kayan altyazı ekleyebilirsiniz. Buraları kurcaladığınız zaman bunlar biraz benim ilgimi çekenlerdi. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Videonuzu yayınlayın dedikten sonra sadece ben mi göreyim? Hayır, bağlantıya sahip herkes görsün. Videonun linkini şöyle tıklayalım, kopyalayalım. Başka bir tarayıcı da açalım mesela. Tekrar paylaşım yapacağım. Siz de görebilin diye. Başka bir tarayıcı da açıyorum. Videom gelmedi. Neden gelmedi bakalım. Çünkü kaydetmedik. Gömmek adını gönder, yayınla. Kaydet. Şimdi kaydettik. Şimdi videomuz gelecektir. Tekrar tıklıyorum. Elektrik konu anlatımı. Bakalım ne yaptık, neler yaptık. Sizce bu nedir diye sordu. Çocuğa güneş dedik. Bir daha düşünmek ister misin? Tekrar. Geri dönük yapabiliyorsunuz. Orada bir şık var, onu işaretleyebiliyorsunuz.
direkt hikaye atladı bakın. Aradaki hiçbir şeyi görmedik. Hikayede istediğim yere dikkati çektim. Gördüğünüz gibi yaptığım bütün değişiklikler. Evet, görünüyor. Şimdi gelelim demin anlatamadığım, içimde kalan EduKendi'yi anlatmaya. EduKendi.com sitesine de giriyoruz. En son artık bunu anlatacağız. Bakın siteye giriş yaptığınızda karşınıza şöyle bir liste gelecek. Siz birincisi Word, ikincisi Matching Pairs, üçüncüsü de Quiz. Bir ve ikiyi anlattığım zaman üçüncüsü zaten onları kapsayan bir şey, aynısı. Önce Word ise geliyor. Mesela İngilizce öğretmenisiniz. Bu isme bir aktivite verdiniz, ismi verdiniz, hobi dediniz. İşte buna tekrar bir isim verebilirsiniz. İsterseniz tekrar hobi deyin, isterseniz indoor activities vesaire diyebilirsiniz. Birinci kelimenizi yazdınız. İşte nedir? Playing football. Bulmaca oluşturacağız. Edward diyorsunuz. İkinci kelimeyi yazdınız. Going to zoo dediniz. Üçüncü kelimeyi yazdınız. Reading a book dediniz. Dördüncü kelimeyi yazdınız. İşte riding a bike dediniz. Bunu oluşturdunuz. Edward dediniz. Şimdi bak aşağıda üç tane oyun çıktı size. Birincisi bulmaca. Oynayanın. Öğrencilere bunların şuradan linkini veriyorsunuz. Paylaştı, göstereceğim size. Ve birincisi bu. Riding a bike'ı bulacak. İşte zoo'yu bulacak. Bulduğu zaman öğrenci, bakıyorum bulabilecek miyim bu arada? Futbolu buldum sanki. Bir futbol var. Evet. Playing football. Bakın şu şekilde buldukça oyunu oynayacak ve bitirecek. Her bittiğinde üstü rengi soluyor biraz daha. Bir diğeri, diğer bir oyun. Hankman. Çikolata yiyor. Bu da aynı şekilde şuradan büyütebiliyoruz. Burada bir kelime var. Bu kelimeyi bulmaya çalışıyoruz. İşte nedir? Reading e-book olabilir. İnsanın soruyu kendisinin yapması kadar güzel bir şey yok. Evet. Bunu da bulduktan sonra başka bir oyuna, diğerine bakalım. O nasıl oynanıyor? Bir çocukların çok sevdiği bir aktivite. Genelde ben bunu benim öğrencilerime veriyorum. Nasıl olduğunu anlattım. Öğrenciler kendileri yapıyorlar oyunları. Beraber oynuyoruz. Arkadaşlarına tavsiye ediyorlar. Bu da anagram arkadaşlar. Kelimeler karışık halde verilmiş. Siz buradan doğrusunu buluyorsunuz. Birincisi hangisi acaba? Bakalım. Bu arada hepsine üzgün bir yüz. Evet, ride a bike sanıyorum. Evet. Şu şekilde karışık halde verilen reading, pardon. Bu şekilde yapabiliyoruz. Gelelim ikinci kısma. Matching pairs. Bu biraz daha kapsamlı. Yine aktivitenize isim veriyorsunuz. Yine biz matematik diyelim bu sefer. Aktivite işte ne olsun? Toplama. Zihinden toplama. Evet, oluşturdum. Öğrencilere zihinden toplama işlemi onluk, yüzlük, binlikle öğreteceğim. İşte 10 artı 20. Cevap ne? 30. 9 tane yapmanızı öneriyorum. Çünkü bir tanesi sadece 9 tane olunca çalışıyor. Şu an ben çok basit yapacağım. İşte bir basamaklı doğal sayılar olduğunu düşünün ya da. 3 diyelim. 5 artı 5. 10 diyelim. 4 artı 4. 8 diyelim. 2 artı 3, 5 diyelim. 1 artı 7, 8 diyelim. 9 artı 6, 15 diyelim. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu. 2 tane daha yazacağız. 2 artı 2, 4 diyelim. Siz bunu hayat bilgisine, sosyal bilgilerde hepsini yapabilirsiniz.
6 artı 6, 12 diyelim. Evet, şimdi bakın aşağıda yine bu sefer daha geniş geldi. Birincisi çoklu seçenek. Oynuyorum. Şuradan büyütelim yine. Bu direkt soru. 1 artı 2 kaç yapar? 3. Bu arada şekerler doluyor. İşte 2 artı 2 kaç yapar? 4. Bu şekilde. Hemen öbürüne geçeceğim. Özür dilerim. Ekranın üstünde zoom'un şeyler olduğu için ulaşamıyorum. İkinci kısma gelen. Bu bildiğiniz bizim sos oyunu. Bilgisayarla oynayabiliyorsunuz. Arkadaşınızı davet edebiliyorsunuz. Oyunun şifresini verip. Ben şu an bilgisayarla oynayacağım. 1 artı 7 ne yapar? Şunu yapacağım. 8 yapar. Şunu alıp götüreceğim. Sıra bende. 1 artı 7. 8. Şimdi bilgisayarda sıra. Computer diyor. Computer düşünüyor. Bekliyorum. Şimdi kompütürün sos yapmasını istemiyorum. O yüzden burayı kullanacağım. 1 artı 2, 3 yapar. Evet, o da benim yapmama izin vermiyor. Biz isim ona izin verin, bir de yapılmışını görün. 4 artı 4, 8'e gelelim. Şimdi o 2 artı 2 yapacaktır büyük ihtimal. Evet, gördüğünüz gibi şu an o oyunu kazandı. Bu da bu şekilde oynanan bir oyun. Üçüncü oyunumuz hem geleneksele dönüyor, bulmaca. Bu biraz matematikte değişik oluyor ama yine de eğlenceli. Size 9 artı 6 var. Birinciye geliyorsunuz. Evet. Ne yapar 9 artı 6? 15 yapar. 15 diyorsunuz. İkinciye geleceksiniz, buraya geleceksiniz. 6 artı 6, 12 yapar. Bu da bu şekilde size oynama imkanı veriyor. Kazandınız diyor. Sonuncusu değil. Bir önceki. Bunu büyütelim. Evet, bu eşleştirme bildiğiniz. 2, 3 daha 5 yapar. 9, 6 daha 15 yapar. İşte 6, 6, 12 yapar. Bu şekilde bunu eşleştiriyorsunuz. Ve nihayet sonuncusu da hafıza kartları. Bunu da büyütelim. Evet, 8, 30, 3, 6, 6, 10, 20, 10, 15, 30 burası mıydı? Evet, şu şekilde eşleştirerek oynuyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, müfredat bir yol ise pedagoji arabayı süren şofördür. Teknoloji arabanın hızlanmasını sağlar ama öğretmenin tutkusu yok mu? Ah, o öğretmenin tutkusu. Öğrenmeye olan yolculukta benzindir. Yani ister Porsche'niz olsun, ister Murat 124, ister Mercedes, benzin yoksa hiçbir işe yaramaz. Bu yüzden arkadaşlar sizlere veda etmeden önce öğrenme ve öğretme aşkını kaybetmeyeceğiniz, öğrencilerinize en kısa zamanda kavuşacağınız sağlıklı günler diliyorum. Ve beni dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Mehtap Hocam, biz size çok teşekkür ederiz. Ne kadar güzel bir kapanıştı bu böyle. Dileklerimizin hepsine de gönülden inşallah dedik, amin dedik ve o günlere kavuşmanın hayalini yaşıyoruz bizler de. Çok çok teşekkürler. Bizi Web2 araçların içerisinde diyardan diyara bir yolculuğa götürdünüz. Hem YouTube'daki arkadaşlarımızın yorumlarını detaylı olarak inceledik. Zoom'da lütfen Zoom'daki arkadaşlarımız kusura bakmasınlar. Chat'i kapatmak durumunda kaldık. Seste sürekli kopmalar meydana geldiği için şu anda açmak istiyorum chat'i. Şimdiden sonra küçük kopmalar olsa da çok sıkıntı değil arkadaşlar. Chat kısmını açtım. O kopmalara sanki faydası oldu. Mehtap Hocam, ben bu Web2 araçlarını hiç bilmiyormuşum derken birçok arkadaşımız da yorum kısmına bunu yazdı. Hiç bilmediğimiz birçok araç tanıttı hocamız diye. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok yakalayabildiğimiz kadarıyla bir iki soru var. İletmemize bir sakınca olur mu?
Tabii ki de buyurun cevaplayabilirsem seve seve. Jeopardy için geldi bir soru. Aile içi oyun oynarken biz mi yönetelim, onlara gönderip kendileri mi oynuyor? Kendileri oynuyorlar. Ben sadece linki atıyorum. Veliler hı. Google işte WhatsApp grubundan atıyorum. Arkadaşlar bugün bu konuyu anlattık online eğitimde. Akşam çocuklarınızla bu oyunu oynayın diyoruz. Onlar da oynuyorlar. Bize resim atıyorlar oynarken. Kendileri oynuyorlar. Bütün bütün webiki araçlar içerisinde özellikle Jeopardy'yi çok değerli buldum. Hani diyoruz ya aile içindeki kaliteli zaman, öğretmenler okulda bir şekilde çocukları tutuyor ama eve elimiz kolumuz uzanmıyor diye. Bu uygulama sanki bunu biraz sağlarmış gibi geldik. Eve keyif katacağı kesin. Paylaştığınız webiki araçların isimlerini toplu olarak paylaşır mısınız? Birkaç arkadaşımızdan geldi ama... Bu ben size zor olacağını düşünerek bunu sadece soru olarak bırakıyorum. Başka bir şekilde de iletebiliriz arkadaşlarımıza. Nasıl yapalım? Şimdi şöyle yapalım Seyhan Hocam. Ben bunların hepsini YouTube'da anlatım videoları olarak düzenlemeye başladım. Hepsini tamamlayayım. Size bir iki gün içerisinde mail atayım. YouTube anlatım videolarıyla arkadaşlar kullanabilirler. Çok güzel. O zaman biz de mail yoluyla değerli arkadaşlar hem YouTube'da hem de Zoom'daki bütün arkadaşlarımızın e-postaları var bizde. Biz de hocamızın bu çalışmasını size iletmeye çalışalım ki kalıcı olsun. Bu sorular hep kalıcılığı desteklemek için. Bulmacalar hep İngilizce mi olur diye sorar bir arkadaşımız. Bulmacalar derken yok istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Mesela ben Atatürk'ün hayatını anlatırken işte Atatürk nerede doğmuştur? Altına Selanik. Bu şekilde de istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet. İngilizce olmak zorunda değil. Bu soruya da cevap vermiş olduk. Diğer sorularınızı Mehtap Hocam anlatımının içerisinde hali hazırda cevap ürettiği için tekrar hocamıza soramadık. Eğer kaçırdığımız sorunuz varsa lütfen affedin. Mehtap Hocam ağzınıza sağlık. Gerçekten bizi yepyeni Web2 araçlarıyla tanıştırdığınız, süreci çok çok güzel, keyifle anlattığınız, samimi sıcak bir eğitim oldu. Arkadaşlarımızın da YouTube kanalından yoğun teşekkürleri var. Çok teşekkür ediyorum. Mehtap Hocam enerjiniz süper der Pınar Hocam örneğin. Çok güzel. Özellikle hangi Web2 aracının nerede işe yarayacağı, o giriş kısmında verdiğiniz bilgiler de çok değerli geldi. Çok teşekkür ederiz bize bu keyfi yaşattığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için ve bana zaman ayıran herkese minnettarım. Herkese kolaylıklar diliyorum. Sağlıkla kalın. Çok teşekkürler. Değerli arkadaşlar hem YouTube kanalından hem de buradan şimdi sizlere bir QR kod ve bir link paylaşacağız. Bu linkler aracılığıyla sizlerden hem kendimiz için bir geri bildirim rica ediyoruz. Eğitimlerimizi yenilikçi bakış açısıyla öğretmen odaklı planlamaya çalışıyoruz. Mutlaka bu süreçte gözümüzden kaçanlar da olabilir. Hem geri bildirim rica ediyoruz hem de sizlere bir bugüne dair sertifika göndermek isteriz. Şu anda ekranda bir QR kod görmektesiniz. Telefonlarınızın QR kod okuyucu programından açarak QR kod linkine ulaşabilirsiniz. Birçok telefonun kamerasından sadece fotoğraf çeker gibi açıp tuttuğunuzda yine yukarıdan bir link açılıyor. Bağlantıya tıklayabilirsiniz. Funda Hocam link çalışmıyor der. Ama birçok arkadaşımız da linki şu anda dolduruyor hocam. Yani elimize dolmuş halde var. Funda Hocam naçizane küçük bir öneri. Linki kopyalayıp arama motorunuza yapıştırıp linke ulaşabilirsiniz. Böyle bu şekilde yardımcı olmaya çalışalım size. Eğer yine de linke ulaşamadıysanız veya herhangi bir konuda bize bir talep, öneri iletmek isterseniz projeler ekibi 41@mevgol.tr bizim e-posta adresimiz. Buradan size yardımcı olmaya çalışırız. Çok teşekkürler. Yarınki eğitimleri ben hatırlatmak isterim. Yarın EBA hepimizin çok çok iyi bildiği, yakından bildiğimiz bir platform haline geliyor EBA. Fakat kısıtlı kullanıyoruz, bazen içinde kayboluyoruz. Yarın bir uzman gözüyle Şule Kılıçkaya hocamız bizler için çok güzel bir sunum hazırladı. EBA başrolde olacak. EBA'yı konuşacağız. Farklı özelliklerini nasıl kullanırız? Bunları konuşacağız. Cuma günü de yine 16.41 bizim Kocaeli'nin eğitim saati olarak kaldı. Lütfen bize bu değerli zamanınızı ayırmaya iki gün daha devam edin. Hepinize çok teşekkür ediyoruz.
iyi günler diliyoruz. Bir dakika, iki dakika daha biz buradayız. Dilerseniz çıkabilirsiniz. Bizler burada sorularınız olursa cevaplamak üzere bekleyeceğiz. Teşekkürler. Ferdi Hocam, yine yüzümüzü gülümsettiniz. Gülmesini bilmeyen dükkan açmasın der Ferdi Hocam. Mehtap öğretmenimiz, güler yüzünüz için çok teşekkür ederiz. Çok çok çekindi. Teşekkür ederim Ferdi Hocam. Metanet Hocam, Bakü'den teşekkürler. Ali Hocam, Bakü'den teşekkürler. Çok sağ olun. Evet. E-Twinning grubu hem bütün Türkiye'de hem de Kocaeli'de büyük bir kitleyle arkanızda. Bunu da net görüyoruz, hissediyoruz Mehtap Hocam. Evet, evet. Çok sağ olsunlar. Evet, biz de bütün E-TV'nin grubunu büyük bir keyifle, hayranlıkla izliyoruz. Hepsine selamlarımızı gönderiyoruz. Çok yararlandığınızı söylüyorsunuz. Dönütleriniz bizim için çok değerli. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. İşe yaradıysa ne mutlu. Hülya Ünlü Hocam, selamlarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkürler.